Hora, bu şehrin, yani şehrin, yani bu ülkenin, bu coğrafyanın tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, kitapla direniştir benim için. Hora bir grup gencin bir araya gelerek bir şeyler başarabileceğinin göstergesidir. Direnmenin bilgi hali. Prensiplerin, dostluğun, bilginin var olduğu bir dünyadır. Hora bir şair olarak şiirimi okuyucuya ulaştırmamda önemli bir alan. 5 yıllık bir emektir. Açıldığı ilk günden beri Hora Kitap Kafe'ye geliyorum. Burada arkadaşlarla buluşuyoruz, yeni gelen kitaplarla tanışıyoruz ve bir takım ileriye dönük projelerle ilgili konuşuyoruz. Bu ülkede okuma alışkanlığı olmayan insanlara bu alışkanlığı kazandırmak için başlatılan bir isyandır. Bizim için bir değerdir. Hora emektir, üretimdir. Ahmet Arif'in dediği gibi, dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme beni. Evet, başladık birlikteliğimize. Güzel bir kitap kafenin tanıtımıyla gördünüz. Sonra kitap kafeyi konuşacağız. 5 yıl ama 40 kitap. Önümüze de sunduk kitaplarımızı. Karşınıza getirdik sevgili Münir'le beraberim. Münir Rahvancıoğlu'yla yayın evinin gönüllüsü. Pek çok gönüllü var aslında kitap evet. Evinde. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Böyle gençler bucur bucur. Herkes bir ucundan tutmaya çalışıyor. Tuttular ki işte böyle güzel işler de çıkıyor sevgili Münir. Önce şeyden başlayalım. Sağlam bir duruşu var Hora Kitap Kafe'nin. 5 yılda çok çok iyi yerlere gelmiş bir kitap evi. Ve az önce de böyle yayına girmeden önce konuştuk. Benim en çok hoşuma giden de hani böyle artık yaşını almış büyük abilerinin, ablalarının, sanatçıların uğrak yeri oldu neredeyse. Her gün orada belirli başlı kişiler vardır ki görüyoruz geçerken. Kahvesini içiyor, çayını içiyor, sohbet ediyor ve gençler böyle bir bakıyorum çevresinde hepsinin. O tatlı sohbet onların arasında başlıyor. Bir kere bunu çok güzel tutturdu orası. Gençlerin uğrak rengi yeri. Bunu da aslında konuşacağım ama neye borçludur Hora Kitap Kafe bu başarıyı? 5 yıl 40 kitap. Yani şimdi en başta dediğiniz gibi sizin de muazzam bir gönüllü emek söz konusudur. Ve bu her boyutuyla ilgili olarak var. Yani hem kitapların yayına hazırlanması ya da kitap evinin ayakta durmasıyla ilgili olarak da temizliğinden tutun da açılıp kapanmasına aynen kadar öyle. Her boyutuyla. Ama öbür taraftan yazın alanı bakımından da muazzam bir gönüllü emek söz konusu. Bir de belli prensipler çerçevesinde yani işte barıştan yana olmak, şöven olmamak, cinsiyetçi olmamak. Gibi, ekolojist, hayvan haklarından yana bir duruşa sahip olmak gibi genel bazı prensipler var. Onun dışında solun, demokrat insanların her rengine, her kesimine, her yorumuna, her yöntemine saygıyla yaklaşılıyor. Çünkü burada bizim oluşturmayı istediğimiz şey idealimizdeki dünya ve Kıbrıs için serbest bir tartışma, fikir, üretim, özgürce bir tartışma ortamı yaratmaktır. Hora'nın zaten misyonu budur daha çok. O yüzden de herhangi bir fikrin dediğim prensipler çerçevesinde yani barış gibi, cinsiyetçi olmamak gibi o prensipler çerçevesinde herhangi bir fikrin yargılanması söz konusu olmaz aslında. O yüzden herkes serbest bir şekilde üretiyor, rahat hissediyor gönüllülük kendisini. Gönüllülük çerçevesinde. Evet, bir de zaten kültür, sanat bakışının yoğun olduğu bir ortamda çok çatışmacı ilişkilerin gelişmesi de mümkün değil. Hoş bir moment yakalandı aslında. Bu da bizi mutlu eden bir şey. İşte az önce dediğimiz gibi hani gençler oraya gidiyorlar, bilgi sahibi oluyorlar. Hani böyle amaç çok farklı orada toplanma amacı. Daha bir bilgi edinme, onların geçmişiyle ilgili sohbetler etme. Örneğin sen Mehmet Konsu'yu çok görüyorum. Çok da keyif alıyorum sohbet ettiğim zaman. Bir bakıyorum gittiğim zaman pek çok genç etrafında oturuyor. Sohbet ediyor. O da onlarla keyif alıyor belli ki. Keyif alıyorlar ki her gün oradadırlar. Sevgili Yıldan Taşçı buradan selamımız olsun. Onun da uğrak yeri her gün. Hafta sonları Yaşar abi uğrar. Yaşar Bey evet orada. Yaşar abi orada. 30 Temmuz günü bir etkinlik gerçekleştirdiniz.
Lefkoşa'da Gençlik Merkezi'nde. Dediğimiz gibi 5 yıl ve 40 kitabınız orada. Konuştunuz, yazarları geldi, sohbet edildi. Yine %20 indirimli kitap satışınız oldu. Evet. Bütün bu kitapları bulamayanlar tekrar yeniden yazarlarıyla birlikte oldular. Neydi bu geceyi düzenlemekteki amacınız? Hani çünkü zaten Hora Kitap Kafe artık her yerde sözünden ettirdi. Az sonra konuşmak istiyorum. Böyle yavaş yavaş yayılmaya da başladı. Hı-hı. Güçlü bir şekilde. Amaç neydi bu geceyi düzenlemekte? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz üretimden koparılmış bir topluluk. Ne yazık ki işte 1974'ten sonra bir üretim deneyimimiz oldu. Sanayi Holding çerçevesinde, evet, ve başka girişimlerle birlikte. Ancak daha sonra planlı, bilinçli bir şekilde üretimden koparıldı toplumumuz. Yani dinleyiciler de bilecektir, siz de biliyorsunuz. Yani kültür, sanat, hukuk, dil gibi yapılar üretim, o toplumun üretim ilişkilerine bağlantılıdır. Yani eğer gidersek bir ortaçağ toplumuna gittiğimizde, bir feodal ilişkilerin olduğu bir topluma gittiğimizde güçlü bir şekilde kilise kurumunu buluruz. Ki onu da salt siyasi olarak yorumlamak lazım ki, çünkü kilisenin resme, müziğe muazzam katkıları olmuştur tarihte. Her olgu gibi olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Hiçbir şeyi salt olumlu ya da salt olumsuz diye nitelendiremeyiz. Bunun gibi üretim ilişkileri bir toplumun kültür, sanat, hukuk, dil gibi yapılarını belirler. Ancak bizim toplumumuzda ne yazık herhangi bir üretim çok az derecede var diyelim. Üretimden koparılmış bir toplum. Ve üretimden koparılmış toplumlar yozlaşmaya meyilli olurlar. İlla yozlaşırlar diye bir kural yok. Ancak yozlaşmaya bünye enfeksiyon kapmaya daha müsait olur. Müsait. Diyelim. Ve bizim ülkemizde belki de hayat kurtarıcı bir şekilde kültür sanat insanlarımız, yazın insanlarımız, düşün insanlarımız toplumumuzu bir arada tutacak harcı üretiyorlar. Üretimden koparılmışlığa rağmen yapıyorlar. Her türlü zorluğa rağmen. Evet. Yani burada hiçbir ticari kaygı gütmeden, hepimiz bilecekler etrafımızda vardır, resim yapan, heykel yapan, müzik yapan insanlar ve bu insanlar hiçbir çıkar zaten gözetseler de mümkün değil elde etmeleri. Aksine hor görülürler, dışlanırlar. Ötekileştirirler, farklı değerlendirirler. Ama buna rağmen bu toplumda düşün, yazın, sanat alanında üreten, inatla üreten insanlar var. İşte zaten Hora var olabildiyse bu insanlar var olduğu için var olabilir. Var. Çünkü bu insanları herhangi bir kitap evinin, yayın evinin ya da herhangi bir kurumun tek başına üretmesi mümkün değildir. Bu insanlar toplumun içerisinde kendi duruşlarıyla birlikte ortaya çıkarlar ve bir Kıbrıslı Türkler bence şanslı insanlardırlar bir anlamda. Şanssızlarının yanında ki böyle değerli insanlar vardır toplumumuzda. Bu bizim yapmaya çalıştığımız şey, bu insanlara hak ettikleri değeri, kıymeti, özeni göstererek onlarla birlikte bu yolu yürümeye çalışmaktır aslında. Hora 5 yılda 40 kitap üretebildiyse o bahsettiğim gönüllü emeğin çok önemli bir kısmı bu insanlardır. İşte biz 5 yıl ve 40 kitap olduğu zaman bu insanlara bir teşekkür etmek istedim. Evet, güzel. Amacımız buydu yani etkinliği düzenlerken. Onlarla birlikte kutlamak, onlarla birlikte sevinmek, onlarla birlikte böyle geriye 5 yıla dönüp bakıp bakın nasıl bir yol yürümüşüz. Evet. Nereden masallardan başladık? Ya, az gittim, uz gittim, evet, Deretepe düz gittim, bir geriye dönüp baktım, arpa boyu yol gittim. Biz arpa boyu yol gitmemişiz. Bayağı işte gidelim. Bu 5 yılda. Bunu hep birlikte görebilelim diye düzenledik. Çok da keyifli bir gece oldu. Sanatçılarımız, yazarlarımız oradaydı. Birlikte kutladık, sohbet ettik, değerlendirdik, yeni projelerle ilgili konuştuk. Okurlarımızı da bu kutlamaya davet ettik. Ondan %20'lik bir indirim yaptık. Evet, çok da güzel kitaplarımız. Bir şey oldu. Evet, hoş da oldu. Okurlarımız belki gözlerinden kaçmış olduğu bazı kitapları tekrar gördüler, fark ettiler, aldılar. Çünkü şöyle de bir şey var. Tempo anlamında, bizim ülkemizdeki yayıncılık temposu anlamında 4 aylık, 3 aylık periyotlar vardır. Yani 3 ayda, 4 ayda bir kitap çıkarma gibi bir tempo söz konusu. Biz de ilk yeni girdiğimiz zaman ona bakmaya çalıştık. Çünkü Türkiye'de biraz daha farklıdır.
büyük yayın evleri mutlaka ayda 3 ya da 4 kitap çıkarır bir ayda. Bir ayda. Ortalama yayın evleri ise ayda 2 kitap çıkarırlar. Bizim 3 ayda 4 ayda. Bizim 3 ayda 4 aydadır. Ancak biz Hora olarak bunu daha yakın bir periyoda çekiyoruz. Her ay veya 2 ayda bir kitap çıkarıyoruz. Bu tempoyu okur bazen yakalamakta zorlanabiliyor. Bizim ülkemiz için yüksek bir tempo çünkü. Ayda veya 2 ayda bir kitap. O yüzden bazen kaçırdıkları oluyor. Mesela bir kitabı görüyorlar. Aa bu yeni mi çıktı? Hayır, bir yıl önce falan çıktı. Aa ben nasıl fark etmedim falan oluyor. Okurun o tempoyu yakalaması zor olabiliyor. Bütün kitapları hep bir arada bulundurup sadece kendi kitaplarımızı götürdük o gün etkinliğe. Başka herhangi bir kitap götürmedik. Ve dizilerine göre ayırdık. Yani ilgi alanına göre insanlar bakabilsin diye. İşte bütün kitaplar deyip oraya koymadık da değil. Şiirler bir yerde, öykü roman bir yerde, inceleme bir yerde, çok tarih güzel bir yerde şeklinde. Daha bir detaylı görme imkanı buldular. Göremeyenler kitap evet, evinde. Evet. Daha bir rahat inceleme. Okurlarımıza da onların da katkısı muazzam çünkü bu başarıda. Mutlaka tabii ki. Okurlarımızla da birlikte, hep birlikte kutlayalım dedik. O gecenin amacı buydu. Şimdi okurlarımızla birlikte dedin sevgili Münir. Ben okuma oranımızı birazcık konuşmak istiyorum. Hani genç kuşak nasıl görüyorsun okuma oranımızı, kitap okuma? Şimdi okur yazar oranı bayağı yüksek. Yüksek. Ama okuyan okur yazar oranı ne yazık ki düşük. İstenilen durumda evet, değil. Hani bu hep konuşuluyor. Değil. Okuma oranı çok yüksek ülkemizde. Hı-hı. Ama gelin görün ki kitap alışkanlığı yok. Evet. Yani okuma yazma öğrenmemizin sebebi yolda yürürken veya arabamızı sürerken tabelalar okumak değil. Güzel. Okuma öğrenmemizin çok güzel bu sebebi kitap okumaktır. Ve kitap okumak da kuru bir özgür. Evet. Kuru bir ezber anlamında söylemiyorum, derinleşmek için, ruhumuzu inceltmek için, duygularımızı arılaştırmak için, durulaştırmak için olan bir şeydir. İnsanın kendi kendiyle tanışması için. Hani bir söz vardır, bazen insanlar söylerler ya da işte Facebook'ta paylaşıldığı olur. Eğer başka insanların hayatını çok merak ediyorsanız roman okuyun diye. Ah oh, çok güzel. Böyle bir söz var. Bence çok da güzel bir çok söz. Çok güzel. Yani çevremizdeki insanların özel hayatının detayıyla ilgileneceğimize. Ne eğer gerçekten başka insanların hayatlarıyla ilgileniyorsak, duygusal yapmış, yapılarıyla, etmiş, düşünsel yapılarıyla onları çözümlemek istiyorsak roman okumamız gerekir. Çünkü romanlarda karakterler yaratılır ve o karakterler duygusal süreçler yaşarlar. Düşünsel ayrım noktalarına varırlar ve oralarda çeşitli şeyleri değerlendirirler. Kararlar alırlar, o kararların sonuçları olur ve bunlar derin bir şekilde size anlatılır. Ve o zaman başka insanların düşünme mantığını öğrenirsiniz, görürsünüz. Kendiniz için uyarlayabilirsiniz belki. Hani okumak bu... bunun içindir. Okuması gerekir insanımızın. Ancak ne yazık ki gazete okuryazarlığı bile düştü son zamanlarda. Çok, evet, çok. Gazete ne kötüdür bu. Evet, çok. Eskiden derdik ki her gün, işte her gazete herkes... okur insanlar sadece denirdi. Şimdi keşke gazete okusalar. Neler oluyor? Neler yaşıyoruz şöyle bir görürse. Hani şunu sormak istiyorum. Senin de küçük çok tatlı bir kızın var. Evet. Okul eğitim dönemine bakıldığı zaman hani temelde başlar çünkü. Anne Hı-hı. baba tabii ki çok önemlidir. Hı-hı. Ev içerisindeki bizim hayatımız da çocuğumuzun kitap okuması oranında çok artımız ya da eksimiz olur çocuklarımız. Hani Hı-hı. şöyle bir saat karşıya alıp hadi sen kitap ben kitap. Evet. Bu çocuklarda çok faydalıdır. Hı-hı, güzel çok bir önemli metottur. Okullarda da bunun birazcık daha böyle hani kaba bir deyim olmasın ama dürtüklenmesi o hı hı. çocuğa o kitap okumanın ona vereceği hazı aşılamak o dönemlerde de başlaması gerekmez hı hı. mi? Başlaması gerekir. Açıkçası bilmem şanslı mıyız biz yoksa genel yaygın bir uygulama mıdır onu da bilmem. Şey Tuncer ilkokuluna evet. gider benim kızım. Gerçekten yani iyi çok iyi bir müdürümüz var. Güven Bey. Onun dışında da öğretmenleri de bu ikinci sınıfı bitirdi. 3'e başlayacak. Bugüne kadar öğretmenleri de gayet ilgiliydi. Güzel. Yani çeşitli yöntemler uyguluyorlar. Sizin de katkınız çok. Ufak bir kütüphaneleri var sınıfta. Ayrıca Şubat dönemlerinde okuduğumuz kitapların isimlerini yazın, anneniz babanız imzalasın diyorlar. Güzel. Aylık çizelgeleri var, kendi çizelgeleri, kendileri yazıyor. Hangi kitabı okuduysa ismini güzel. Yazıyor. Bazı çocuklar işte açık gözlük yapanlar oluyor. Mesela öyle 8 sayfalık, 6 sayfalık kitaplar kitap diye yazıyor. Bu defa öğretmen şey yazdı, en az 30 sayfa olacak falan diye kural koydu. Liste tutuyorlar işte bir ayda kaç kitap okudum. Bütün hepsine veriyor. Ödülcük falan veriyor. Olsun, bir teşviktir evet. çocuğa. Öyle şeyler yapılıyor. Yani bu anlamda belki biz şanslı öğretmenlere mi denk geldik, şanslı bir okula mı denk geldik evet, bilmem. Evet. Ama
ben o anlamda ama memnunum. Ama sizin de katkınız, yani az önce dediğimiz nokta sevgili Nazan'la, senin de katkın çoktur. Yani evin içerisinde biliyorum sizleri de, hani söylememe gerek yok. İşte kitap içerisinde olan bir arkadaşım Münir, sürekli sen de Nazan öyle. Bunlar çok katkı koyuyor çocuğun okumasına ve sonraki hayatına. Ama hani ben kötülemek adında algılanmasın ne olur, ama genç kuşağa bakıldığı zaman hani bir kendilerine çizdikleri yol sanki daha bir farklı. Daha ne yazık ki öyle. Yani eğlence hayatı daha bir cazip mi geliyor yeni yetişen kuşağa bakıldığı zaman? Hani bir soru sorulduğu zaman cevap vermekte zorlanmaktalar ki bu çok acı bir şeydir. Kendini ifade edememek gibi bir olay var. Hani mikrofon uzatıldığı zaman korkan bir kuşak var karşımızda bizim. Hani o özgür konuşmaktan korkmayan, kendini ifade edebilen. Hani ben şuna inanıyorum, bilmiyorum katılır mısın sen de. Okuyan insan konuşur. Evet. Hani çünkü bir şey bilir çünkü. Kabul eder ya da etmez. Evet, sorgular en azından. Sorgular. Yani bana konuşmak göre illaki bir şey bildirmek anlamında da olması gerekmez. Sorgulamak olabilir. Ben size diyebilirim. Yani bu kitaptaki algı sizde farklı olabilir. Ben de çok farklı. Hayır Münir derim. Budur. Evet. Ama seninle tartışma payım çıkabilir. Artısı ya da eksisi olarak. Ama böyle bir gidişat görmüyoruz. Hani büyüklerimizle de konuşulduğu zaman duyuyoruz ne oluyor diye. Şimdi işte bu birazcık da bunun temelinde yatanı birkaç da yani. Sebebi var aslında bunun. Toplumumuza özgü olan tarafı bence üretimden koparılmışlıkla ilgilidir. Çünkü üretimden koparılmış toplumlar özgüveni daha düşük toplumlar olurlar ve özgüveni düşük toplumlar da kaçış eğiliminde olan toplumlar olur. Çünkü özgüven, yani kişiler için de aynısı geçerlidir. Eğer özgüvenimiz düşük, kendimizden emin değilsek rahat olmayız. Rahat olmayan insanlar da güvenlik ihtiyacı hissederler. Korunma ihtiyacı hissederler. Kabuğuna çekilme gibi. Evet, ve yüzeysel şeyler yaşadığınız zaman daha güvenli yaşarsınız. İşte o bahsettiğiniz salt eğlenmeye dayalı. Eğlenme çok değerli bir şeydir. Ama ancak hakkıyla yorulanlar hakkıyla eğlenebilir. Bunu hak eder anlamda. Evet, hak edenler. Çünkü o yeterince yorulduğun zaman o keyfi alabilirsin. Salt yemede, içmede, gezmede olan bir insan o derinliği yaşayamaz. Yorulduğun zaman dinlenme anındaki keyif bambaşka. Bunu yaşayan herkes biliyordur. Onun dışında bu üretimden koparılmışlığın ve yüzeyselliğin dışında kitap okumak ne yazık ki hız çağında çok yavaş bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki yavaşlık ve hızlılık, yani hızlıca öğreneyim, Facebook'a bakayım, oraya bakayım, şunu öğreneyim, bunu öğreneyim, yani böyle hap şeklinde bütün bilgileri alayım. Ama hız görece bir şeydir. Yani sizin yüzeysel olarak ne kadar çok lüzumsuz bilgi bildiğinizden çok ne kadar derin bildiğiniz. Çünkü orada da bir mesafe söz konusudur. Kitap sizi derinleştirir. Yüzeysel anlamda bir hız yakalayamazsınız belki ama derinlik anlamında ciddi bir sağlamlık yakalarsınız. Bunu algılayamıyor yeni kuşaklar ne yazık ki. Çünkü bu birazcık da dediğiniz gibi ailelerden, çevreden gelen etkilerden de ilgili bir şey. Biraz da dediğim gibi özgüven sorunu var. Yani o şöyle de bir sıkıntısı var. Yani tabii artık psikologların, sosyologların değerlendireceği bir şey ama ben en azından kendi gözlemim anlamında söyleyeyim. Duygusal anlamda derinleştiğiniz zaman veya düşünsel anlamda derinleştiğiniz zaman daha dış etkilere de açık hale geliyorsunuz. Bu da bir gerçek. Ama dış etkilere ne kadar açık hale gelirseniz o kadar da güçlenirsiniz. Yani hazır hani bu Amerikalıların söylediği, aslında çok da sevmediğim ama duruma denk düşen bir laf var. Sizi öldürmeyen şey sizi güçlendirir. O yüzden aslında ne kadar dış etkiye maruz kaldığınız değil, ne kadarından ne kadar derin bir şekilde çıktığınız önemlidir. Önemli. Çünkü o sizi güçlendirecek olan bir şeydir. Yani gelecek olana karşı güçlü durmak lazım. Evet. Yani şimdi ben mesela Mausa'ya gidip gelirken bir arkadaşım bir kış günü dedi ki bana, gidiyoruz arabada, dört yol civarlarından geçiyoruz. Çocuklar gölleşmiş bölgeler var, yağmur yağmış. Onların içinde oynuyorlar. Ve arkadaşım dedi ki ya bizim çocuklarımız evin içerisinde bu soğukta hasta oluyor. Ama bu çocuklar nasıl burada hasta olmuyor? Çok güzel. Bu tamamen o bünyenin yaşadığı süreçlerle ilgili bir şeydir. Güzel, evet. Çok güzel. Sen ne kadar korunursan o kadar kırılırsın. Evet. Bunu anlaması lazım insanımızın ve korkmaması lazım duygusal ve düşünsel derinliklerden. Evet,
ciddi acılar, ciddi çelişkiler yaşayacağız. Doğrudur. Acı bu bizi güçlendirecek. Evet. Ama yüzeysel yaşadığımız zaman, salt güldüğümüz zaman, salt eğlendiğimiz zaman sanki böyle acı çekmeyecekmişiz gibi geliyor. Ama aslında çok yüzeysel ve geçici. Derindeki acılar daha fazladır. Evet. Kendimizden kaçıyoruz aslında kitap okumayarak. Çok güzel. Kitap okumak dedin de bir de sana şunu sormak istiyorum. Hani artık böyle bilgisayarlarda aç kitabı, adını ver, başla kitabı okumaya. Hani şey yok gibi geliyor bana. Şu koku yok. Ben hep onu söylüyorum. Bunun bu kokusu yok. Hani burada okuyor muyum? Evet, aynı kitap. Ama sanki bunun hazzı, hani ilacımı koyup da arasında biraz sonra onu tekrar oradan açmak keyfi. Şimdi bir de o başladı. Hani bu da kitap satışlarını düşürdü mü orana bakıldığı zaman? Bunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi hani bizim ülkemize henüz daha gelmedi. Yaygınlaşmadı ama düşürür mü kitap satış oranını? Şimdi bilmiyorum. Düşürebilir. Yani bizim ülkemizde ne kadar yaygınlaşacak olan bir şeydir. Emin değilim. Zaten kitap bile o kadar yaygın değilken. Evet. Düşürebilir. Ancak zaten yayın evleri bununla ilgili çözüm buluyor. Ticari sorun değil. Çünkü başlıyorlar. İşte belli bir kapalı şifreli bir şey haline getiriyor. Onu kırmak çok zor. Onu satmaya başlıyorlar. Kitap satmıyor da ne bileyim data satıyor. Hatta kar oranı daha yüksek oluyor. Çünkü kağıtla, matbaayla, şununla bununla uğraşmıyor. Salt tasarımı yapıyorsun. Data olarak veriyorsun. Yani o anlamda yayın evleri için çok büyük bir sıkıntı değil. Ha, ülkemize ne oranda yansır bu? Onu bilemem ama ben de aynı duygularındayım sizinle. Ama bunun yani şey anlamında, yani o kokusunu almak, matbaadan çıktığı zaman bir kitabı elinize almak, hatta bazı şeyin kağıdın cinsine göre ses çıkarır bazı kitaplar. Ben onu çok severim. Tabii her insanın bireysel bazı şeyleri vardır. Kitap elini aldığı anda o kitabını. Evet. Ama bu benim kendi öznel ya da işte biraz hani eski birlerde kalmış bir insanın duygusu mudur? Çünkü yani her zaman yeni çağ yeni olgularla gelir. Bizden eskiler bizim yeniliklerimizi yadırgarken bizden sonrakilerin yeniliklerini gelenleri zaman zaman yadırgamıyoruz. Belki öyledir, belki öyle değildir, belki gerçekten bu çok değerlidir ama ben çok fazla bunun içine gömülüyüm. Kağıdın içine, kitabın içine gömülüyüm ve onu ne kadar nesnel değerlendirebilirim emin değilim. Ama benim duygularım da sizin gibidir kesinlikle. Güzel. Doğrusu bu mu bilmiyorum. Evet, çalışmalarınıza geçelim. Yeni çalışmalara. Örneğin Mausa'dan başlamak istiyorum. Yavaş yavaş dedik ya, böyle yayılmaya başladı artık Hora Kitap Kafe. Mausa'da da hazırlıklar devam ediyor. Evet. Gene için düşünüldü mü bilmiyorum ama Mausa'da hazırlıklar başladı. Geri dönüşler nasıl? Burada açılıyor artık. Birazcık takip ediyorum sizi ama. Şimdi Mausa'da bilirsiniz kitap evi yoktur. Evet. Uzun zamandır. Birkaç deneme olduydu geçmiş yıllarda. Evet. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ancak olmadı. Şimdi Mausa Hora olarak Mausa Meydanı'na, Namık Kemal Meydanı'na çok yakın bir yerde, evet, Bandabulya'nın karşısında bir kitap evi açıyoruz. Yani Eylül gibi planlıyorduk ama Ekim'e sarkabilir gibi görünüyor. Tadilatı devam ediyor. Evet, tadilat devam ediyor. Yer tutuldu, tadilat yapılıyor, raflar falan. Yani güzel bir kitap evi olacak. Mausa yani bir kültür sanat şehri. Gerçekten de bakıldığı zaman hem mimari anlamda hem birçok değerli şairimiz var. Birçok şey değerli resim, heykel sanatçımız var. Bir kültür sanat şehri Mausa, tiyatro, aslında baktığında Otello falan. Evet, yani Mausa nüfus anlamında da, üniversitesi olması anlamında da bütün şehirlerimiz değerli. Ama Mausa aslında özel bir şehir. Orada bir kitap evinin olmaması ciddi bir eksiklikti. Üzücü de bakıldığı zaman sevgili Nur, yani bir koca bir Mausa dediğimiz gibi ama bir kitap evi yok. Evet. Ben hatırlarım, ben üniversiteye giderken orada Mausa Efsane Sanatkarlar Kooperatifi'nin bir kitap evi vardı, MESKOP. Hatta onların ayraçları vardı, benim ayraç koleksiyonumun içerisinde hala daha durur. Ne güzel. MESKOP'un, ben çok severdim oradan gidip kitap almayı. Sonra kapandı esnaf sanatkarlar, bir şekil kooperatif orayı kapattı, Mausa esnaf sanatkarları. Çok üzüldüydüm. Sonra da çeşitli zamanlarda çeşitli denemeler oldu. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Bizim zaten Hora olarak, yani bu 5 yılı bu şekilde yaşayabilmemizin de sebebi bu. Bizim Hora olarak zaten bir kar beklentimiz yok. Yani bizim için orada işte kirası,
Orada çalışan insanın ihtiyacı, elektriği, suyu çıksın. Evet. Başka da hiçbir beklenti olmadığı için yani oradan hayatımızı idame ettirmiyoruz. Buradaki gibi işte, evet. Lefkoşa'daki, evet, orada Lefkoşa'daki kitap kafe gibi. Yani orada emek koyan 15-20 insan varsa bu insanların hiçbiri, sadece 2 tane çalışan var Lefkoşa'da. Evet. Sadece onlar için bir iştir de. Sadece iş değildir. Ama yani o yüzden bakıldığında bizim o anlamda bir avantajımız var. Aha. Gönüllülük üzerine çalışıyoruz diye. Ben hem ilginin iyi olacağı için hem de ilgi beklediğimiz kadar iyi olmasa dahi Mausa'da kitap evinin uzun yıllar ayakta kalacağını düşünüyorum. Kalacaktır çünkü hani kitap sever Lefkoşa'ya geliyor. Hani, hani ya çok istekli olanlar vardı. Evet, ben bu kitabı almak için Lefkoşa'ya giderim diyenler vardır. Ya da Lefkoşa'da olanlar Lefkoşa'dan kitabını alıp gider. Ama artık onların elinin altında bir kitap evi, evet, bulunacaktır. Ve eğer Lefkoşa'daki ortam da sağlanırsa, hani o amacımız her zaman o dediğimiz sohbet yeri. Zaten esas beklentimiz o. Yani, evet, biz oradan ilişki çıkarmak istiyoruz. Evet. Temas yeni çıkarmak istiyoruz. Evet. Bir yeni buluşmalar. Elbette ki gelip giden insanlar bize cesaret verecektir mutlaka. Mutlaka, ama biz de orada iki insanlara aynı şeyi yapmak istiyoruz. Yani o fırsatı, cesareti, o beklentiyi karşılamak adına. Evet, karşılıklı bir süreç yaşamaktır amacımız. O anlamda yani gerçekten Mausa için heyecanlıyık. Güzel olacağını düşünerek aldığımız tepkiler çok olumlu. Çok değerli insanlar da zaten temas halindeydik. Ama bir heyecan da görüyoruk. Bize de bulaşıyor o daha heyecan. Daha da bir heyecan başlıyor bu defa. Evet. Güzel olacak gibi görünüyor. Mausa'da bir kitabevi. Akdoğan'da satış noktanız olacak. Evet. Bu Akdoğan'da da güzel bir haber. Eylül ayında oluyor o. O biraz daha erken olacak. Akdoğan'da bir satış noktası olacak. Şöyle satış noktası. Yani Hora şubesi değildir. Orada Akdoğan Fikir Sanat Kulübü var. Akdoğan Fikir Sanat Kulübü yakın bir geçmişte kendi binasını kiraladı, tadil etti, yerleşti. Ne onların güzel kendi faaliyetleri var. Okuma yapıyorlar, film izliyorlar. Çeşitli faaliyetleri var. Bir kültür derneğidir. Ve orada bir satış noktası oluşturmaya karar verdik birlikte. Tüm Hora yayınları, kitapları artı tüm Kıbrıs kitapları. Yani şimdi Hora'ya bütün yazarlarımız kendi geliyor, kitaplarını getiriyorlar. Biz diğer yayın evlerinin kitaplarını alıyoruz, temin ediyoruz. Işık Kitap Evi olsun, Galeri Kültür olsun. Onların bütün basılı kitapları alıyoruz, Hora'da bulunduruyoruz. İki adımlık yoldur. Ancak biz isteriz ki bütün kitaplar bulunabilsin. Tabii ki oraya girildiği zaman evimizde. Herkes. Evet. Ve bunları Akdoğan'a da taşıyacağız. Yani herhangi bir okurumuz Akdoğan'daki satış noktasından bütün Kıbrıs kitaplarına ve bütün Hora kitaplarına ulaşabilecek ve Türkiye kitaplarından da seçki bulunduracağız. Yani bütün kitapları bulundurmak mümkün değil. Seçki bulunduracağız. Ancak sipariş üzerine yani bir günde Akdoğan'a göndermemiz mümkün olacak. Ama ne güzel, yani bu kitabı istiyorum diye bir gün sonra onu beklemek de hani bir kitap kurduğu için, evet, o bir günün geçmesi ne kadar güzeldir. Bunu yaşamak bile güzel. Evet, Akdoğan ve bölge köylerine hitap edeceğini düşünürük. O bölgede güzel bir satış noktası olacak. Evet. Bu çalışmalara döneceğiz sevgili Münir, ama şu önümde duran kitaplara bakıyorum da böyle birazcık bilgi alsak sizden kitaplarınızla ilgili. Neler aktarırsınız? Koca koca kitap dizini önümde. 40 kitap. Evet, 40 kitap, 5 yıl. 40 evet kitap. Şimdi bu 40 kitap yaklaşık 8-9 diziden, evet, oluşuyor. Tarih kitaplarımız var. Evet. Anı kitaplarımız var. İnceleme, kuram, kültür sanat, şiir, öykü, roman ve felsefe. Evet. Bunlar Hora'nın dizileri şeklindedir. En kalabalık ailesi, kitap dizi ailesi kategorisi şiirdir. Şiir. 10 kitabımız var, 10 şiir kitabımız var. Hepsi de birbirinden değerli. Tabii ki. Hepsi de birbirinden anlamlı kitaplar. Farklı tarzlara sahip olanlar da var. İkinci yeni tarzında yazan şairlerimiz de var. Daha deneysel yazan şairlerimiz de var. Ancak şiir kitaplarımız işte Kıbrıs'ı Türk şairlerinin kitaplarından oluşuyor. Henüz daha çeviri bir Kıbrıs'ı Eren şairin çevirisini yapmadık. Bizim için bir yayın evini, yayın evi yapan şey aslında yayın çeşitliliğidir. Yani baktığınızda işte belli kitaplar, mesela ülkemizde en çok anı okunur. Gerçek yaşanmış anı. Evet. Bunlara daha çok ilgisi var okurun.
Yani işte tarihe ışık tutan anılar kitabı var. Evet. Grivas'ın kendi anıları var. Hayatım. Gibi yaşanmış olaylar daha çok ilgi çekiyor ülkemizde. Ama o bir kolaycılık olur. Salt anı basmak. Bizce bir yayın evi yapan şey mesela karikatür de basması gerekir. Şiir de basması gerekir. Ne roman, öykü de basması gerekir. İnceleme de basması gerekir. Çünkü değerli yayın evleri baktığınızda Türkiye'deki takdir ettiğiniz yayın evlerine de bakın. Tek bir alana odaklanmış yayın evleri değildirler. Çok farklı kitaplar evet, var. Evet. O yüzden biz buna uğraşıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun gibi kategorinin kendi içerisinde de çeşitlilik yaratmak lazım. Yani o yüzden söyledim ben. Kıbrıs'ı elen bir şairin şiirlerini henüz çevirmedik ama istiyoruz. Bu bizim eksikliğimizdir. Talep kendimize var mı? Yaptığımız bir... Hayır yoktur. Ama yapılması gerekiyor, evet, yapılması olması gerekir. Gerekiyor. Evet, olması gerekir. Yani biz bunu yapmalıyız. Mutlaka belki talebi olan insanlar da vardır, göremiyoruz, bilemiyoruz. Onların ortaya çıkmasına vesile olacak. Evet. Belki neymiş bu deyip, merak edip alan insanlar olacak. Sonra ilgisini çekecek ve devam edecek. Yani salt ticari olarak düşünüldüğü zaman yapılmayacak işlerdir bunlar. Ama biz ticari düşünmediğimiz için... Olması da gerekiyor. Evet, olması gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Ha tabii ki gidip 10 tane birden çeviri kitap basarsın, ondan sonra batarsın. Böyle bir şey de değil. Bir akılla delilik arasında bir yerde durmak tam lazım. Tam dengede hangisi evet. ise gerekli olan evet. diye mi diyelim bunu? Evet. Hani bu olması gerekir. Bunun çevresinin olması gerekir. Evet, böyle bir şeyin olması lazım. Son kitabınız çok özel. Kıbrıs evet. Söylevleri en son basılan kitap. Birazcık bilgi alabilir miyiz onunla? Kıbrıs Söylevleri, İsokrates, Atik dönemin ilk filozoflarından. Sokrates'in de arkadaşı, bir felsefeci, milattan önce 400'lü yıllarda yazmış Kıbrıs Söylevlerini. Yani bundan yaklaşık 2500 yıl önce, 2400 yıl önce yazılmış bir kitaptan bahsederek. Orijinal ismi de Kıbrıs Söylevleri. Üç söylevden oluşuyor. Salamis Krallığı ile ilgilidir. Yani işte Mausa'da şube açacağımız bugünlerde. Tam gerekli bir kitap buradan gösterelim. Evet. Gerçi yani biz bunu çevirmeye başladığımızda henüz daha Mausa projesi yoktu. Çünkü eski Yunanca'dan çevrildi. Yunanca ile eski Yunanca farklıdır. Eski Arapça ile Arapçanın farklı Arapçanın olması gibi. Gibi evet. Evet. Eski Yunanca'dan çevrildi. Ve içerisinde bir de giriş var. 1912 yılında İngiliz bir araştırmacının kaleme almış olduğu İsokrates'in bu kitabıyla ilgili bir çalışmadır. Onu giriş şeklinde kitaba koyduk. Verdiniz, evet. Ayrıca arkasına da bir ufak sözlükçe yaptık. Evet, o çok güzel. Evet, çünkü şimdi şöyle bir şey var. Ben de okurken, yayına ben hazırladım kitabı. Okurken daha da fazla fark ettim. Özellikle antik dönemde gerçek karakterlerle, mitolojik karakterler çok ilginç bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Yani dinsel bir şeyin özelliği midir bilmiyorum. Hani vardır İncil'de de var ya bilmem işte İsa'nın şeyin oğlu. Adem'in oğlu bilmem kim, onun evet. oğlu bilmem kim böyle gider. En son İsa'ya varır. Yani illaki bir şekil Adem'e bağlar. Burada da işte Zeus'tan tutup evet. Zeus'un bununla evlenip bilmem ne gerçek insanlara varıyorlar ve gerçek insanların mitolojik karakterlerin devamı olduğu devamı gibi bir oldu. Algı var ve bunu ayırmıyor kitabın içerisinde. Yani bak bu mitolojik bir karakterdir. Bu işte gerçek bir karakterdir diye. Biz o kuralı anlamda kolaylık da sağlamak için kim kimdir onu belirten. Ayrıca mitolojiyle ilgili de çok fazla bilgisi olmayan bir okur varsa Zeus kimdir, Hades kimdir isimler gibi. Sözlüğü diye evet, vermişsiniz. Evet, isimler sözlüğü. A'dan Z'ye kaç tane evet. isim varsa geçiyorsa. Evet, kitapta geçen bütün isimleri. Evet. Hatta araştırmacıların, yazarların isimleri de var ön sözde geçen. Onları da yani koyduk. Şey var. İlk etapta bilmesi gereken, hani bunu belki evet. çok merak edip araştırmak isterse tabii daha ki. Da açabilir bu konu ama bu kitabı eline aldığında ya da bu kitabı kapattığı zaman işte Zeus kimdir denildiği zaman evet. iki satırla Zeus'un kim olduğunu anlatabilecek bir bilgi evet. var bu kitapta. Yaklaşık 30-35 isim var sanırım. Evet, evet. O 30-35 ismin kim olduğu, eğer gerçek bir karakterse ne zaman doğup ne zaman öldüğü evet, evet, evet. Gibi bilgiler var içerisinde. Bu bir felsefe kitabı. Hı hı. Söylev aslında felsefe dizisinden bastık.
ilk kitabıdır felsefe dizimizin ve 40. kitabımızdır. En son kitabımız. Evet. Salamis Krallığı'na yazılmış olan ve halkına hitap eden 3 söylevden oluşuyor. Özellikle bence Mahusa, çok tatlı. Mahusalalar size çok güzel bir kitap bence bu, çok evet. Çok tatlı. Ben ön sözde de belirttiğim bir olgu var, ondan bahsetmek isterim. Lütfen buyurun, lütfen. Şimdi coğrafya bir kimliği oluşturmakta en önemli etkenlerden bir tanesidir. Kimin ne zaman nerede doğduğu, ailesinin nereden geldiği, kendisinin kim olduğunu belirlemekte belli bir etkide bulunabilir. Ama yıllar, geçen yıllar rüzgarın, kayaları, denizin de kumları şekillendirdiği gibi insanları şekillendirir. Coğrafya insanlara esas kimliğini veren asli öğedir. O yüzden tarihi salt milli tarih olarak algılamak ve yorumlamak çok yanıltıcı yerlere vardırır. İsokrates, evet, İsokrates'in yazmış olduğu bu söylevler bizim milli tarih yorumcularımıza göre bizim bu adada olmadığımız zamanlara aittir ama aynı zamanda bize aittir. Çünkü biz de bu coğrafyanın bir parçasıyız, evet. Ve bu coğrafya bizim kimliğimizi şekillendiren asli öğelerden biridir. O yüzden bunu reddetmek, böyle bu tarz olgular, işte Osmanlı'dan önceki Kıbrıs tarihi bizim parçamız değilmiş gibi algılamak, böyle yorumlamak ya da işte 1974'ten öncesiyle, 58'den öncesiyle ilgilenmemek aslında bizi ulaşabileceğimiz bir yere ulaşmaktan mahrum kıldığı kadar zaten parçamız olan bir şeyi bizden koparıp alıyor. Yani bize kendimize katabileceğimiz bir olguyu katamıyoruz ama bir de kendimize zaten var olan, yani Kıbrıslı olma olgusunu da kaybediyoruz ve bu herkes için geçerlidir. Bu adada geleceğini gören herkes için geçerli olan bir düşüncedir benim açımdan. Ben bunu ifade ederken bu çevrede ifade ediyorum. O yüzden biz Hora olarak milattan önce 400'de de yazılmış olsa, ne bileyim İngilizlerin dönemini de anlatıyor olsa, bizim için tarih milli tarihten ibaret değil, 58 ile 74 arasında olup bitmiş olanlardan ibaret değil. Osmanlı'dan öncesi, Osmanlı, İngiliz dönemi, Venedik, Lüzinyan, fark etmeksizin bu coğrafyanın tarihi bizim tarihimizdir. Ondan dolayı da Hora tarih dizisini özellikle oluştururken o sürekli konuşulan 58-74 dönemine odaklanmıyor sadece. O dönemle ilgili de var yayınlarımız. Çok daha geçmişi. Geçmişle ilgili olarak ve bir de 80-2000'ler arasında bizi ilgilendiriyor. Bunlarla ilgili de ürün yok ne yazık ki. Bu anlamda mesela Batmayan Uçak Gemisi de 39. kitap olarak çıktı. O da 1981'den 1990'a Kıbrıs'ı Türk siyasetinde dış baskı ve darbelerle ilgili. Önceki günlerde sevgili Serkan'ın konuydu sen Fadıl Çağdağ. Evet. Baya böyle detaylı şekilde konuştu. Hani bilinmesi gereken çok şey var bu kitapta. Başka bir tarih var. Başka bir tarih var, evet. Ve tarih salt siyaset de değil. Mesela bu siyasi bir boyutunda. Ama mesela Sayın Nazım Beratlı'nın kitabı var. Evet. Burada olması lazım. Kıbrıs Miskinhanesi. Evet. Cüzzamın tarihini anlatıyor. Buralarda Kıbrıs bir yerdeydi. Evet, bir o kadar çok kitabımız var ki. Sanırım burada, evet. Evet. Buldum. Kıbrıs Miskinhanesi, miskinlik hastalığı deniyormuş cüzdanla. Evet, bu da çok dikkat çeken kitaplardan ve en çok satılan kitaplar arasında oldu yine sizde. Evet. Bu doğrudan cüzdanın tarihidir. Siyasi bir tarih değildir. Cüzdan hastalığının Kıbrıs'ta tespit edildiği zamandan tedavi edilmesine, en son cüzdan örneğine, cüzdan hastanesinin kurulmasına kadar birçok ilginç olay var ki mesela siyasi çıkarımlar da yapılabilecek şeyler de var. Mesela bir örnek vereyim. Bu Kıbrıs Üniversitesi'nin olduğu arazi eskiden miskinhaneydi. Yani bildiğimiz cüzzam hastanesiydi. Cüzzam hastanesi. Evet. Ve orasının toprağı vakıflara aittir. Kıbrıs Müslüman toplumunun bir değeri olan vakıfların toprağıdır. Ama burada bugün... orasını vakıflar bağışlıyor. Cüzzam hastanesi yapılabilmesi için. Sermayesini de kilise koyuyor. Bakar mısınız? Evet. Ve oraya bir cüzzam hastanesi inşa ediliyor. Ve bu ülkede cüzzam hastalığıyla böyle mücadele edilip cüzzam hastalığı en son örnek sanırım 72'deydi yanlış hatırlamıyorsam. 1972'de ya da 74'te görülüyor en son cüzzam örneği. Ondan sonra da Kıbrıs'ta cüzzam yoktur. Yani cüzzamla mücadelede
vakıflarla kilisenin birlikteliği asla bir araya gelemez denen iki kurumun evet biri toprağını koyuyor, öbürü sermayesini koyuyor, inşa ediliyor. İngiliz yönetimi de girişimci oluyor ve cüzdanla mücadele ediyor bu iki toplum el ele. Yok edildi. Evet. Hani hiç yan yana gelmez denilen ikiliden neler çıktı? Olumlu bir şey çıkıyor mesela. Kıbrıs Miskinhanesi bunu anlatıyor. Cüzdanın tarihini anlatıyor. Bu da tarihtir. Tarihtir. Evet. Hani siyasi boyut dışında farklı bir tarihimiz var. Ve bunun gibi pek çok tarih var. Hani siyasetin dışında düşünüldüğünde hani bakıldığı zaman daha çok böyle siyasetin böyle döndüğü yerler olur ya. Hı-hı. Ama onun dışında da çok şey var bu ülkede. Evet. Sanat var, sanatçısı var. Kesinlikle. Hani ben buradan kaç saattir bakıyorum Şiiristan'a orada duruyor. Evet, hani, sevgili Bener Hakkı Akerin'in. Evet. Hani böyle insanları tanımadan yaşadığımız, kimdi bilinmeden yaşadığımız ne kötü olaylar yaşıyoruz. Hani bunlar okunsun, bilinsin. Sadece siyaset değil. Evet. Siyaset dışında da damgasını vuran kesinlikle. Ve de unutulmaması gereken bireyler, olaylar çok var bu ülkede. Mesela Mustafa Defteralı, efsaneden doğan efsane. Bu futbolla ilgili bir kitap. Ama bunun da içinde tabii siyasal boyutlar da var. Ama işte bir biyografi, efsane ismin hayatıyla ilgili bir kitap. Onun dışında dediğiniz... Çok özür dilerim sen Yaşar abi. O, evet. O korkunç bir şey zaten orada. Duruşu muazzam. Muazzam bir şey. Bir ülkenin yaşamında rol almak. Ve etkinlikte sevgili Serkan'ı uyardı Yaşar abi. Kitabın ismini eksik söyleme dedi. Sevdası. Yenilmek ama teslim olmamak. Olmamak dedi. Her zaman vurguluyor onu. Evet. Yenilmedi ama teslim. Kulağını çınarsın şu anda. Çok güzel bir kitabıydı. Yani hani hep bir evde olması gereken kitaplardan bir tanesidir. Bu da tiyatro perspektifinden bir tarih okuması nereden, aslında. Nereden nereye getirdi sevgili Yaşar abi de bu kitabını? Yani en başından gelinen son noktaya kadar. Ve tam bir belge kitabı. Fotoğraflar, belgeler, gazete küpürleri, yorumlar. Çok değerli bir kitap. Bunun yanında aslında uyarmış oldun beni. Biz roman ve öykü konusunda da aslında ilgi gösteriyoruz. Ne yazık ki çok fazla üretim yok bu alanda. Yani çok fazla yok. Biz teşvik etmeye de çalışırız. İki tane romanımız var. Bir tanesi Kuyu Mezarlar Ülkesi sevgili Bülent Dizdarlı'nın. Bu kayıplarla ilgili ve biraz da geçmişle yüzleşme boyutuyla ilgili bir romandır. Çok da güzel bir kitaptır. Onun dışında bir de Keçi Boynuzu var. Keçi Boynuzu. Bu da bir roman. Evet, çok bu bir ilk aslında. Evet, çok çünkü polisiye. Yani Kıbrıs'ı Kıbrıs'ı Türk yazınında polisiye bir roman ve aynı zamanda toplumumuza eleştirel yönde de bakan. Çünkü burada Keçi Boynuzu Adası'nda geçiyor. Kıbrıs'la hiç alakası yoktur. Oradaki politikacılar. İlk algılanan oydu aslında yani o yoktur, vardır, yoktur. İçinde saklı. Evet. Ve çok eleştirel bir bakış da var aslında toplumumuzun içerisinde bulunduğu yozlaşma sarmalıyla siyasetimizden hukukumuza kadar bütün ilişki alanlarına sızmış olan o yüzeysellik ve yozluk eleştirilirken bu arada çok heyecanlı bir polisiye söz konusu çok güzel bir kitaptır. Yani öykü, roman, şiir, kültür, sanat bunlar aslında bizi esas heyecanlandıran noktalar. Çünkü siyaset her yerde. Mutlaka her yerde. O nedenle dedim yani hani birazcık onun dışına çıkacak noktada bulunması gerekiyor. Evet. Sanattır, sanatın her dalıdır. Kitap da onlardan bir tanesi. Karikatür basmak istiyoruz. Evet. Sevgili Serhan Gazioğlu'yla görüştük. Bir çalışma var, yürütülüyor. Umarım bu yıl içerisinde basabileceğiz. Çok isterik bu yıl içerisinde bitirmeyi. Özel bir yıl olacak çünkü onun 40. yılı oluyor. Bu yıl yetiştirebilirsek. Sevgili Hüseyin Çapmak'la da konuşuyoruz. Yani karikatür de basmak istiyoruz. Yani yayın çeşitliliğimizi arttırmaktır isteğimiz. 40 kitap
40. yılı onun kitabında. Evet. Ne güzel şeyler. Ne yazık ki sona doğru geldik. Hı-hı. Var mı hazırlık aşamasında olan beklediğimiz kitap, sizden bulacağımız? Şu anda hazırlanan, 41. kitap olarak hazırlanan sevgili Tamer Öncül'ün yayına hazırladığı Fikret Demirağ'ın şiirlerinden bir seçki var. İngilizce'ye çevrilmiş de durumdadır. İngilizce Türkçe olarak basılacak. Bizim için de bir ilk olacak çünkü İngilizce bir kitap, İngilizce de bir kitap basmış olacağız. Bugüne kadar hep Türkçe bastık. Daha önce dinlediğimiz şiirler mi? Yani bazıları kitaplarında mı? Olmayan bazı şiirler de var. Yeni değil. Yani yeni şiirler değil ama çeşitli yerlerde yayınlanmış ama derlenmiş. Derleniyor hepsi. Evet. Ve İngilizce'ye de çevrilmiş. Evet. Ne zaman bir kitaptır? Yani Eylül ayı içerisinde. Yani Eylül ayının ikinci haftasından sonra olur. Tabii yavaş yavaş sona gelindi onda da belli ki hazırlık evet, aşamasında. Evet, tasarıma gidecek kitap. Evet. Ve basılacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kitabı konuşmak keyif verdi bana bugün, böyle önümde de dolu, ne güzel. Çok güzel bir manzara oldu benim için önümde bu kadar kitapla birlikte olmak. Daha çok şey var sizlerle konuşacağımız. Hele bir mouse açılsın bu arada, bir Akdoğan'daki satış noktasındaki kitap satışlarını merak ediyorum. Hani bu okuma oranına çok siz de önem veriyorsunuz. Çünkü evet, benim için de çok önemli. Bunları da böyle ara ara yeniden böyle bir birlikte olup bakalım neler olmuş, nasıl gidiyor satışlar. Mouse'a konuşalım. Nasıl gidiyor mouse'daki beklenti. Çok teşekkür ederim. Ben var teşekkür mı son ederim olarak söylemek istediğin sevgili Münir? Ben şunu söylemek isterim. Okumaktan, düşünmekten, güzel, acı çekmekten korkmayalım. Güzel. Çünkü acı çekerek güçleniyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi kısacık bir ara, sonrasında yeniden birlikteyiz.